Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Kulak zarı perforasyonları, yani kulak zarında delik olması, özellikle çocukluk çağından beri gelen kulak enfeksiyonlarının bir neticesidir. Zamanla kulak iltihap geçire geçire veya daha önce bu bahsettiğimiz seroz otit durumundaki zardaki hasarlar kulakta böyle delinmelere neden olabilir. Burada tabii hastanın şikayetinin ne kadar zamandır olduğu önemli. Eğer bu bir kronik durumsa, yani senelerdir bu kulak zarı deliği varsa ve zarın bu deliğin boyutu önemli. Yani zarın ne kadarını ve neresini tutmuş. Eğer bu eski bir süreçse bunlar genelde ilaçlarla düzelmiyorlar. Çünkü o zarın iyileşen kenarları artık kapanmış oluyor. Dolayısıyla zar artık iyileşme aşamasını geçmiş ve son halini almış oluyor o delik. Tedavisi zorlaşıyor. Evet. Akut dönemde, yani ilk olduğu anda yakalanırsa ameliyatsız bir çözüm düşünülebilir. Ama uzun süreli bir şey durumsa ve öncesinde eşlik eden kulak akıntıları, o kronik orta kulak iltihabı da varsa bunun tedavisi sıklıkla cerrahidir. Ameliyatta aslında çok da korkulacak bir ameliyat değil. Kişinin kendi bünyesinden bir kastan, kıkırdaktan veya bir damardan alınan bir parçayla kulak zarına yama yapılıyor. Beraberinde eşlik eden bir orta kulak rahatsızlığı varsa o da aynı seansta tedavi ediliyor. Ama orta kulağı sağlamsa sadece zara yapılan bir yama bu deliği kapatmakta yeterli oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.